Selamünaleyküm. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz Husan 12 kalibre Metal Force tüfeğimizle bugün ormana geldik. Biraz da zorlu şartlarla. Hatta videonun içinde bir bölümü de ekleyeceğiz. Aracımızla offroad yaparaktan mücadele ederek en sonunda atış yapacak bir yer bulduk. Meskun mahal dışında çevre emniyeti alınmış bir şekilde. İlk olarak 32 gram bir 5 adet tek kurşun atacağız. Bir deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, bu çok güzel bir şey. Vallahi özlemişim barut kokusunu. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz Husan marka orijinali Amerikan Iteka'nın Türkiye replikası 1995 model Husan marka pompalı tüfeğimizle bir 5 atış yapacağız. Tek kurşun. Daha önce bu tüfekle hiç atış yapmadım. Ben bunu yeni aldım. Ben de merak ediyorum herkes gibi. Nasıl yapacağız, nasıl vuracağız? Evet, 20 tanesini dışarı atmıştık. Onu tekrar atım yatağına atıyoruz. Aksilik olunca oluyor. Evet arkadaşlar, ahiretli kardeşimle bu sefer de aynı tüfekle 50 gram fişek deniyoruz. Yani şöyle hemen şuradan alıyorum bir tane. Size evet. Buldum. Bakın. 1050 bar. Sterling. 50 gram magnum fişek. Evet kardeşim. Buyur. Atın sen de. Çok yani harika bir tüfek. Bana mısın demiyor. Isınma bile yok. 50 gram fişek atıyorsun. Tüfek de bana mısın demiyor. Yani anlatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar. Atış sıra devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bu sefer de Avkar pompalı tüfeğimizi aldık. Biz bu arkadaşla daha önce 50 gram fişek Fatih kardeşimle beraber belki yüzlerce attık. Abartısız. Yani aslında denemek değil de amaç size göstermek 50 gramla neler yaptığını. Gördünüz üzere. Bana mısın demiyor. Kardeş tüfek nasıl? Vallahi harika. İşte hepsi burada. Bu yolculukta bana her zamanki bir kadim dostum yanımda. Hedefimiz işte 100 metre civarı. Biz şeyli bir ortam, yani yağmur ve çamur,
şeyden de görüldüğü üzere. Kardeşim bir daha deneyeceksin galiba. Gaza geldim. Evet. Bir saçma atacak kendisi. 50 gram. 50 gram saçma. Şöyle yatır. Buyurun size atı, şeyin önüne alayım. Ben de şu Hursan'da bir arka arkaya saçma denemek istiyorum. Bakalım ne yapıyor? Nasıl davranıyor? Bu bizim için önemli. Tabii önce emniyet. Şu barut kokusu var ya arkadaşlar, bu hiçbir şeye değişilmez. Yani bu bir zevk meselesi. Yani ya bu yaşam tarzı. Başka bir şey demiyorum. Evet, Vursan tüfeğimizle zamanın tabii 95 yılında Türkiye'de yapılmış en iyi kinetik enerjiyle çalışan tüfeğidir. Fatih kardeşim onunla bir 5 atış daha yapacak. Pardon, 3 atış daha yapacak. Hedefimiz karşıda gördüğünüz gibi. Evet kardeşim, atış. Vursan'la seri atış. Tek kurşun. Gördüğünüz gibi muhteşem çalışıyor. Evet arkadaşlar, 1995 yılında ben bu tüfeği alırken o gün yanımda olan ve aradan kaç yıl geçmiş? 25 yıl. 25 yıl sonra biz aynı yerdeyiz. Kardeşimle atışlara devam. Evet kardeşim, sendeyiz. Ver avukarın hakkını. Çelik sesini duyuyorsunuz sanırım. Kardeş, tüfekte bir paslanma yok değil mi? Kesinlikle. Bıraktığın yerde. Yani fırtına obüsü diyebilir miyiz? Evet, bununla da bir seri atış yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şıkır şıkır çalışıyor. Ya polimer nedir anlamıyorum ki. Herkes takmış kafaya, polimer olsun, hafif olsun. Kardeşim silah böyle olacak. Çelik. Sesi duyuyor musunuz? Evet, ormana atışa gelmiştik. Ama gördüğünüz gibi Doblo marka aracımızla şu an off-road modunda. Düşünün, ormanın içinde işte, atış yapacak yer arıyoruz. Kardeşimiz Fatih de bize co-pilotluk yapıyor. Doblo'yu yaptık, safari aracı. Evet, şimdi buradan yol bulamadık. Gördüğünüz üzere Balçık. Burada bir şey yok. Tabi bir haftadır yağan kar, yağmur vesairenin üzerine ormana gelirsen olacağı bu. Evet, şu an ormanın içinde. Devam ediyoruz. Hala bir güzergah arıyoruz. Atış yapabilmek için. Takdir edersiniz ki elimizdeki araç pick-up olmadığı için anca bu kadar gidebiliyoruz. Evet, geldiğimiz yoldan tekrar gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz, ormanın içinde yer bulamadık. Tekrar ana yola bağlandık. Evet arkadaşlar, ormanın içindeki mücadelemiz hala devam ediyor. Takdir edersiniz ki Doblo ile anca bu kadar oluyor. Yani bu araba buradan
İşte bir şekilde geçiyor. Bakalım buradan geçecek mi? İnşallah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle orada müsait mi o sol taraf? Ha. Bir sol sola doğru yap, sonra sağa doğru topla. Bizimkisi manyak. Evet, şimdi atışları bitirdik. Hedefe doğru gidiyoruz. Evet, Asenam devam et. Şimdi belki diyeceksiniz, kız çocuğunun atışta ne işi var? Vallahi biz kurt yetiştiriyoruz. Yani bir başkası ne yapar bilmiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Asenam, atışlar nasıl? Güzel. İyi. Yalnız bizim bu hedefi hedefi birazcık ayıp etmişiz ya. Yani babam, bir say bakayım kaç tane büyük delik, kurşun deliği var. Say. Bu 16. 19, 20. Yok, Asenam olmadı. 20. Gel sen tut kamerayı, ben sayacağım. Elif'im tut. Tut, düzgün tut. Ben sayıyorum, bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yok 14, 16, çift var burada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 tane var. Yani iyi vurmuşuz. Gayet iyi. Tekli saydım ben o çiftleri. O yüzden öyle oldu. Evet, arkası da. Hadi kızım. Evet, videoyu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar, bugünlük antrenman bu kadar. Daha profesyonel, daha düzgün videolarda, daha iyi havalarda olmak şartıyla. Çünkü videomuza da ekleyeceğiz. Bildiğiniz Doblo aracımızla offroad yaptık. Yani takdir edersiniz ki çamur taşıcı burada ancak bu kadar oluyor. Şimdilik hoşça kalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Gördüğünüz gibi doğadayız. Herkese teşekkür ediyorum.